Merhaba arkadaşlar, benim adım Alp. Dur dondurayım. Benim adım Alp ve bugün sizinle yine Minecraft hikaye modunda beraberiz. Bunu Netflix'ten oynayabilir. Sezon 1'e bölüm 1'de hala kaldık. Bir bölüm 2'ye geçemedik. Yine bir önceki kararlarımızı bilirsiniz. Önceki bölümleri izlerseniz. Nether'dan kurtulduk. Ormana geldik. Şimdi ev yapacaktık. Önceki bölüm babam da vardı. Direkt kesildi. Hiç konuşamadan direkt bitti. Zamanı göremedik. Önceki bölüm babamla konuştuk. Ağaç evi mi yapalım, mağarada mı kalalım dedik. Babam ağaç evi yapalım dedi. Ben de ağaç evi yapalım dedik. Ağaç evi yapacakmışız. Orada devam ediyoruz. Önümüzde iki tane seçenek fikir değil. Öyle devam ediyoruz. Tamam ya, olur. O zaman hemen başlayalım. Tamam, ben bir şey yapmıyorum. Böyle otomatik oluyor. Keşke bunda da tıklama olsa. Yüzümde örümcekle uyanırsam sorumlusu sizsiniz ona göre. Beklentilerini düşür bence. Ağacın içine biraz daha oysaydık daha iyi olurdu sanki ama... Neyse, bu da iş görür. İyidir ya. Gayet güzel. Minecraft'ta ağaç şey çok güzel oluyor ya. Bunlar ağaç ev yapmamış ki. Bunlar yer ev yapmış. Yarım ev işte. Doğru ya. Ne? Sakin kalacağınıza söz verirseniz size bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceksin? Bakın, biraz kurabiyem var. Bir Allah tane kurabiye. Bana, bir tane Olivia'ya. Son oyuncuda da benim de bir kurabiye tane fabrikam var. Sağ ol Axel. Dakla bu ya. Ama diğerine? Bir tane de Ruben'e. Kusura bakma Lucas, sadece 4 tane var. Sorun değil. Kurabiye o kadar da aç değilim ver, zaten. Kurabiye verme. Tabii artık... vereceğim. O benim arkadaşım ya. Al ben şunu bunu sevdim. yo hayır. Ben bunu yapamam. Oh. Israr ediyorum. Lucas iyi ya. Sağ ol Jesse. Yerinden daha iyi. Onu sana verdim Jesse. Lucas'a değil. Lucas ve buradaki yanımızdaki domuz vardı ya, onu çok seviyorum. Bir de buradaki şişko olanı. Başka da birini seviyorum. Mecbur kalsan hangisiyle savaşırdın? Tavuk boyunda 100 zombiyle mi? Yoksa zombi boyunda 10 tavukla mı? İlk bölümde bize sormuştu. Çok iyi düşün. Ben buna ne demiştim? tavuk boyundaki zombilerle. Bir düşüneyim. Böyle bir zamanda nasıl şaka yapabiliyorsunuz? Petra hala dışarıda. Petra sorun etmezdi. Moralimiz yüksek olsun isterdi. Ben olsam... bilmiyorum, bence yanlış. Peki, dinlensek iyi olur. Tapınağı aramaya çok erken başlamamız gerek. Şimdi, tahminimce portaldan başlayıp gruplara ayrılırsak... Oh, ne yapıyorsun sen? Yardım ediyor. Gördün mü? Üzgünüm Jesse. Öylece oturup bu adamın saçmalıklarını dinlemek istemiyorum. Sadece yarın için hazırlık yapıyorum. O aptal ceketi giyen tek kişi sensin. Ne yapacağımızı söyleme. Sözünü, ciğeri al. Alamam. Almayacağım. Biliyor musun? Bu ceketi giyiyorum çünkü yapı inşa etmeyi biliyorum. Ama yapıcı ellerim kırıcı da olabilir. Tehditleri kendine sakla. Çünkü gerçek yüzün ortaya çıktı. Jesse, arkadaşın haddini aşıyor. Tartışmayalım. Bu şekilde olmaz Jesse. Lütfen uzatma. Kılıç kavgası. Sence bugün yeterince zarar vermedin mi? Petra senin yüzünden ölmüş olabilir. Çok fazla uzatıyorsun Axel. Bunları dinlemeyeceğim. Aklında bir yer mi var? Bakın, ben dışarı çıkıyorum. Siz de bunu aranızda halledin, olur mu? Dur, tekrar seçenekler geldi. Çıkamazsın. Dışarısı çok tehlikeli. Başımın çaresine bakabilirim. Axel de bunu istiyor zaten. Gitmek istiyorsa bırakın gitsin. Yok ya. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ama Jesse... Yeter. Artık aynı takımdayız. Hikaye bizimle değişiyor. Kalıyor. Bakın işte hikaye değişiyor dedi. Hikayemiz başka yerlere gidiyor. Zombi boyunda tavuklar. Onları seçerdim. Neden? Çünkü açlıktan ölüyorum. Elbette. İşte bakalım. Yağmur canavarlardan iyidir. Beni göndermedin. Sağ ol Jesse. Evet.
Aa, bir şey diyeceğim. Keşke mağarayı seçseydim ya. Mağarayı seçseydim yağmur yağmayacaktı. Ağacımı seçtim, üstü açık kaldı. Yağmur da oldu içi. Keşke barışsa ya. Bunların ikisi iyi tayfa olur. Örnek, ben de Mehmet Efe. Son oyuncu tayfası. Dün gece olanlar için üzgünüm. Aslında ben de... Yani ben de gerçekten çok utanıyorum. Var mı bir şey? Hey! Şu tarafta bir şey var. Nedir? Sanırım bina gibi bir şey. Yakından bakalım. Bakın ağaç evdeyken de görmüştüm ben bunu arkada. Bunu diyordum işte. Bulduk. Tapınağı bulduk. Ellerindeki sembolü. Aynen eve ekliyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar önceki burası da neresi? Her videoda duyuyorum. Onu anlamaya çalışıyoruz. 10 dakika sonra çocuklar bu taş birliği tapınağı. Her zaman 10 dakikada. Emin misin Lucas? Evet haklı bakın. İçerideler mi? Gidip öğrenelim o zaman. Abone olmayı unutmayın ya. 15 abonede kaldık, ilerleyemiyoruz. Hadi be. Dikkati elden bırakmayalım. Geçelim. Tamam. Çok güzel oldu. Bir şey görürseniz seslenin. Çok zamanımız kalmadı. Ona uğraşıyorum. Dağıtıcıları korkunç küçük suratlar gibi oymaları. Çok tuhaf değil mi? Sen ne dağıtıyorsun ufaklık? Fırlatıcı bunlar. Bence bunu hiç öğrenmesek daha iyi olacak galiba. Arkama geçin. Kesin tuzak var. Hayır alamet olmadığı kesin. Aa hadi ama dağıtıcı suratlar. Arkadaş olduğumuzu sanıyorum. Koşun! Aa! Tuzağa düştük. Dağıtıcıları basınç plakasıyla etkinleştirdik. Tekrar tetiklemenin bir yolunu bulursak bu onları kesin kapatır. Bir eşya yapma masası var. Bir şeyler yapabiliriz. Neyle yapacağız? Bir şeyimiz yok ki. Araçlarımız, malzemelerimiz evde. Tamam millet. Pamuk eller cebe. Bakalım ne malzeme çıkacak. Bende dün yaptığımız barakadan kalan birkaç parça var. Bende de çakmak taşı ve bir parça ip. Bende o tavuk makinesi patlayınca topladığım tüylerden başka bir şey yok. Bir bakalım. Bende çakmak taşı, çelik, bir kılıç... ve ormanda savaştığımız örümcekten aldığım ip. İp, sopa, çakmak taşı ve tüy. İşte ok yay yapılır. Başka ne yapılır? Ben orta yapayım. Hadi inatla orta yapayım. Yaptım hadi. İnatla. Bakalım ne olacak? Hadi yapalım şunu. Gerçekten yapacak mısın? Vallahi oğlum ben okuyayı yapacağız sandım. İşte bu. Harikasın Jesse. Ok ve yayla da geçiliyormuş da. Yayla da şey oltayla geçildiğini bilmiyordum. Onu da öğrendim. Burası büyük ihtimalle büyü odalarıydı. Ok ve yay kullanılır da. Şey, Ayvar'ın korkunç bodrumuna benzemiyor mu? Bir şey buldun mu? İşe yarar mı bilmiyorum ama... Çok ilginç bir şey buldum. Bu oda resmen tarih kokuyor. Tarihin kokusu mu varmış? Çetin bir savaştı. Ancak Taş Birliği galip geldi ve bu toprakları kurtardı. Ve daha sonra ebediyen hüküm sürecek barış ve refah tesis etti. Aslında ebedi diyemeyiz. 5 üyesi vardı. 5 dost. 5 mi? 4 demişti. Birlikte 5 kahraman olarak hak ettikleri yere ulaşmak için. Arkadaşlar az kalmış. Diğer bölüm çok heyecanlı olacak. Hikayeyi anlatacak. Bu kim acaba? Bunu bilmiyorum. Vallahi bu kim? Altın kaslı biri yoktu ki. Arkadaşlar abone, like atmayı unutmayın. Unutursanız gerçekten üzersiniz. Mutlulukla kalın.